Diyarbakır'ı turluyoruz. Yola çıktık hep beraber. Şimdi gezerken bir harf hatası oldu ama benim çok hoşuma gitti. Şimdi sevgili abim dedi ki, delilere geldik. Allah dedim, benim yerim ya, burası kaçmaz. Niye dedi? Dedim ben de deliyim. Ya öyle değil dedi. Deliler değil dedi, deliller. Abi dedim, o zaman dedim yine çekelim ama hani deliler olsaydı bana daha çok uyardı. Efendim, Diyarbakır'ın yine en önemli yerlerinden biriyiz. Zaten yapının şekline baktığımız zaman, girişteki avlunun büyüklüğüne baktığımız zaman, ortadaki havuzda gördüğümüz zaman buranın bir kervan olduğunu anlıyoruz. Şimdi ben yıllar yıllar önce Ankara'da benim bir Mehmet Can diye abim vardı. Tesadüf onun da akrabası yine bir Mehmet abiyle karşılaştık. Gel Mehmet abi, buranın işletmecisi mi diyeyim, sahibi mi diyeyim? Estağfurullah ya, buranın. Nasılsın? Buranın iyi bankçısıyız ya biz. İşte. Merhaba, merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Burası neresi? Hoş abi? Geldiniz. Bir de sen anlat bize burayı. Burası Diyarbakır. Burası Sur. Sur'un kalbi. Burası Deliler Hani. Delil, bildiğiniz gibi rehber, izah ettiniz. Şu an Kervansaray Oteli olarak 36 yıldır bankçılığını yapıyoruz. Koruyoruz, korumaya çalışıyoruz, yaşatıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Otel olarak devam ediyor. Peki bundan yıllar yıllar önce buraya develerle mi geliyorlar? Evet. Burası İpek yolu çünkü, evet, değil mi? Evet, kesinlikle develerle gelip zaten her kervansaraya girdiğinizde bir havuz çıkar karşınıza. Sağda da 800 devenin ahuri vardır. Gelir tüccarlar, burada konaklar, odalarda yatarlar. Hayvanları burada su içer, deve ahuruna bağlarlar. Sabah burada İpek yolunda İran, Hindistan, dünyaya, Avrupa'ya dağılırlar. Peki şöyle baktığımız zaman abi, kaç oda var burada? Burada genel 30 oda var işte. Müşteriye verdiğimiz odur. Bu odaları 5-10 oda var aşağıda ama veremiyorsun çünkü çok ziyaretçi geliyor. Doğru. Ziyaret amacıyla geliyor adam. Geliyor, ses çıkarıyor. Sosyal yatamıyor. Medyada başladı. Herkesin elinde cep telefonu. Evet. Şurada bir fotoğraf, orada evet, bir fotoğraf, evet, değil mi? O... Evet, evet. Yalnız bak, demin ne güzel galiba gittiler. İstanbul'dan öğretmen kardeşlerimle, arkadaşlarımla karşılaştım. Ya dediler ki, biz Diyarbakır'a bayıldık. Keşke daha uzun kalsaydık. Demek ki yani o ya, Diyarbakır, evet, misafirperverliğini her zaman kesinlikle, ortaya koyuyor. Kesinlikle, kesinlikle. 7'sinden 70'ine herkes misafirperverdir. Ama Diyarbakır hak ettiği ilgiyi bulamıyor. Peki pahalı mı? Pahalı mı burası? Hayır. Türkiye'nin bakın en ucuz yeri Diyarbakır. Ben onu bilmem. Şimdi unutmamış. Ben geldim. Ya keşke devemle gelseydim. 1 milyona yatarsın. Kaçta ya? 1 milyona yatarsın. 1 milyona. Evet, kahvaltın yaparsın. Baba senin sizi... bak bir şey söyleyeyim. Hayır hayır hayır. Abi, kesinlikle. Abi bak, o 1 milyonu düzeltelim, onu 1000 lira yapalım. 1000 lira. 1000 lira. 1 milyona yatarsın dersen var ya. Düzeltiyorum pardon. Eski parayla dedim. 1000 lira kalırsın, kahvaltını alırsın, saunan, hamamın, havuzun, sınırsız sıcak, soğuk içecekler hepsine faydalanırsın. Vergin her şeyin içinde. 1000 lira. Evet, 1000 liraya kalırsın. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yani şöyle, şimdi biz bunu iyi getir bakalım abi. Bu ne abi? Dur, bir sıcak bir şey bu ya. Merhaba. Merhabalar abi. Nasılsınız? İyidir, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz abi. İyiyim, ben ilk başta soda limon zannettim ama değil. Yok, limon, sade limon, sıcak su. İhtiyarlara ver arkadaki, biz genciz ya, bize bir şey olmaz. Vallahi abi. Canımsın. Diyarbakır'da turizm en hızlı hangi sezonlarda? Diyarbakır'ın sezonu 5 aydır. Ha diyeceksin ki bak işte görüyorsun 12. aydayız. Yıl sonuna doğru gidiyoruz. Cennet gibi hava. Bize yabancı da lazım, yabancı. Buraya yabancı gelmiyor. Bir yabancı Avrupalı, dünyalı görmeye hasretiz. Bir ya, yani ilgilenmemiz lazım kardeşim bizim. Abi fuarlara gitmiyor bizim musunuz? Fuarlara gidiyoruz. Esnaflarımız mükemmel bizim. Tanıtım iyi, şu iyi ama sınırlı kalıyor Diyarbakır'da. Şimdi Diyarbakır'da Eğil diye bir yer var. Peygamberler diyarı. Diyarbakır'da birbirinden değerli eserler var. Camiler var. Yani hacca gittiniz, Allah kabul etsin. Sonra umreye de gittiniz, onu da kabul etsin ama bence ikinci ya da üçüncü kez umreye gideceğinize Eğil'i görün ya, Diyarbakır Eğil'i görün. Çok. Diyarbakır'ın camilerini gezin. Diyarbakır'ın tarihini koklayın. Çok. Şimdi bak, programın ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Diyarbakır. Böyle hani günümüzde ben nasıl görüyorum abi biliyor musun? Böyle çok güzel yüzlü, çok bilge, tamam mı? Ama çok yorulmuş amcalarımız, dedelerimiz vardır ya bizim. Evet. Hani ben Diyarbakır'ın, biri bana dese ki bir resmini çiz. Böyle güzel yüzlü, nur yüzlü, bilge ama yorgun ve üzgün bir adam görüyorum.